Yaklaşık 336 bin emekli maaşının hesaplamaya tabi olmasına rağmen tamamı fiilen arttırılmayacak. Uzman, 4 saatlik bir iş gününde çalışanlar için ek kıdemin yarı sayıldığını açıkladı. İş gücü piyasasında kalan ve emekli olduklarından daha yüksek ücret alan yaşlılar da sigorta gelirleri üzerinden yeniden hesaplama talebinde bulunabilirler. Bununla ilgili tek defaya mahsus başvuru yapılmaktadır. SSK ve Bağkur emeklisine tarihi müjde. Tüm maaşlar sil baştan değişiyor. En düşük emekli maaşı 6800 TL olacak. Emekli maaşı alanlar bayram edecek. O tarihte maaşlar yeniden hesaplanıyor. Ara zam için Temmuz ayını beklemeye gerek yok. SSK, Bağkur ve memur emeklisinin maaşlarına Ocak ayında enflasyona ek verilen refah payı ile birlikte %30 artış yapılmıştı. Milyonlarca yemekte şimdi Temmuz ayında yapılacak olan ara zam mı bekliyor? Ancak emeklilerin zam almak için Temmuz ayını beklemesine gerek yok. SSK Bağkur memur emeklisi vatandaş Ocak ayında zam almıştı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon %17 olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının %30 olacağını duyurmuştu. İlk etapta verilen bu zam oranı memur ve emekliyi memnun etti ancak enflasyon rakamlarının hala düşmemesi, başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok ürüne zam gelmesi ne yazık ki emekli ve memur maaşlarına yapılan zamma eritti.